otu doğada yabani olarak yetişen bir bitki. Çok yıllık bir bitkidir ve bu doğada yayılış göstermiştir. İğnelik otu denmesinin sebebi şu şekilde iğnelerinin bulunması. Bu bitki şifalı bir bitki, hem de toplanarak sebze olarak tüketilebilen bitkilerden bir tanesidir. İğnelik otu ilkbahardan itibaren pembe renkli bir çiçek açmaya başlar. Daha sonra bu çiçekler şu şekilde gördüğünüz meyvelere dönüşür. İlkbaharda Nisan ayından itibaren yaprakları toplanır. Bu şekildeki yaprakları toplanarak yine kurutulduktan sonra çayı yapılır ve şifalı çay olarak tüketime sunulur. Başta romatizma hastalıklarını giderme özelliğinin yanında yine idrar söktürücü ve terletme arttırıcı bir özelliğe sahip. Bu bitkinin şu şekilde kurutulmuş yapraklarıyla yapılan çayı bu şifalara sebep olur. Arkadaşlar, bunun tüketilmesi günde 2 bardak olarak yeterli ve en az 7 gün süreyle bu kürün devam etmesi gerekli. Gagası bitkisi hem taze yaprakları hem de kurutulmuş şeklindeki yapraklarıyla çay yapılarak şifa niyetine tüketildiğinin yanında yine özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında bu şekilde toplanan yaprakları özellikle haşlandıktan sonra ıspanak gibi mercimek yemeği yapılır. Yoğun bir koku ve aromaya sahip olan bu bitkinin yemeği de gerçekten özel ve özellikle Ege ve Akdeniz mutfağını yoğun bir şekilde kaplamış durumda. Aynı şekilde toplanan bitkinin yaprak ve meyve kısımları yağda kavrulduktan sonra yumurtalı yemeği yapılmakla birlikte börek gibi yemeklerde kullanılması da oldukça yaygındır. Evet, doğada kendiliğinden yabani olarak yetişen ve hem kurutulmuş yapraklarıyla çayı yapılan hem de doğada sebze olarak yenebilen yabani bitkilerden bir tanesi olan iğnelik otu işte gördüğünüz şekliyle.